hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde C#'da list metodunu öğreneceğiz. Liste hemen hemen array'lerle aynı. Tek fark arkadaşlar array'lerden. Array'lerde eleman sayısını belirtirken liste eleman sayısını belirtmemize gerek yok. İstediğimiz kadar eleman ekleyebiliriz. Öncelikle bir liste tanımlamamız gerekiyor tabii ki. Yine ben butonumuzu koydum önceden. Butonumuzda çalışacağız. Butonuma çift tıklıyorum. Şimdi bu sefer list yazacağız. List. List yazdıktan sonra küçüktür, büyüktür işaretlerinin arasına küçüktür, büyüktür işaretlerinin arasına tanımlayacağınız listenin data type'ını yazıyorsunuz. String bir liste tanımlayacağız. Yine arabalar diyelim. Mesela yine arabalar diyelim. Eşittir. Ne diyelim? New diyeceğiz. List string diyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt çıktı fakat ben elle yazayım. Yine string yazıyoruz. Parantezi açıp kapatıyoruz. Noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Evet. Şimdi bir liste tanımladık. Arabalar adında bir liste tanımladık. Tanımladığımız bu listeye şimdi eleman ekleyeceğiz. Arabalar listesine arabalarımızı ekleyeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Arabalar diyeceğiz. Arabalar nokta add diyeceğiz. ADD. Şimdi ADD dedikten sonra parantez açıp kapatıyoruz. Buraya arabamızın adı. Mesela BMW diyelim. BMW nasıl yazılıyor? Neyse BMW dedik. Şimdi gördüğünüz gibi BMW'yi yazdıktan sonra message box show şuraya arabalar dersek böyle direkt olmaz. Arabalar bir liste. Listenin içerisindeki elemanını göstereceğiz. Onun için de arabalar buraya 0 yazacağız. Tanımadığımız ilk eleman hatırlıyorsunuz. 0'dı bir önceki dersimizden. 0'ı yazdık buraya. 0. eleman. Listenin içerisindeki elemanın sırası. İndeks sıra 0 oluyor. F5'e bastığımda butona bastığımda gördüğünüz gibi BMW çıktısını aldım ben. Bana message box'ta gösterdi. Ekrana yansıttık. Peki ikinci eleman, üçüncü eleman, dördüncü eleman nasıl olacak? Yine arabalar deyip nokta add deyip pardon yeni bir eleman tanımlarsanız şurada da mesela Ford derseniz bu da ikinci elemanımız oldu. Fakat array sıralamasında 0, 1 yani Ford 1, 1 sırası birinci sırada. F5'e basıyorum. Butona bastım. Gördüğünüz gibi Ford'u aldım. Listede gördüğünüz gibi array'deki gibi eleman sayısını belirtmemize gerek yok. Şimdi bunu da söyledikten sonra tabii ki integer da yapabiliriz bunu. Integer'la peki nasıl yapacağız derseniz şöyle yapacağız. Oldukça basit. Herhangi bir zorluğu yok integer'ında. Şöyle şuraya integer diyeceksiniz. Int diyeceksiniz. Integer demenize tabii pardon. Şuraya rakamlar, rakamlar diyelim. Şuraya da integer yapacağız. Evet, integer yapacağız. Daha sonra rakamlar diyeceğiz. Rakamlar nokta add diyeceğiz yine tabii ki. Mesela 10 yazalım. Message box show şöyle şuradan rakamları nasıl gösteririz? Rakamlar pardon şöyle geri geleyim kontrol Z ile rakamlar elemanın sırası rakamları göstereceğiz. Sıfırıncı sırada oluyor bildiğiniz üzere. Bunu böyle direkt gösteremeyiz. Bir önceki derslerde hata almıştık. Ne yapmamız gerekiyor? String'e çevirmemiz gerekiyor. To string parantezi aç kapa. Güzel. To string'e çevirdik. F5'e basıyorum. Butona basın. Gördüğünüz gibi 10 sonucunu aldım. İkinci elemanı ekleyeceğiz mesela. Ekleyelim. Rakamlar. Rakamlar nokta add. Şöyle. Buraya da 22 yazalım mesela. Bunu nasıl göstereceğiz? 1 diyeceğiz buraya. 1, 1. Buraya 1 dersek sıfırıncı eleman bu. Birinci eleman bu. Bu listenin sıralaması. Hatırlıyorsanız index array'de nasıldı? Sıfırıncı, birinci, ikinci sıfırdan başlıyordu. 0, 1, 2, 3, 4. 5 tane elemanımız varsa diyelim. 5 tane elemanımız var. Fakat sıralamada 5. elemanı gösterirken 4 yazıyorduk buraya. Neden 4 yazıyorduk? Çünkü array'ler sıfırdan başlıyor. Listeler de sıfırdan başlıyor. Tabii ki onu değiştirebiliriz. Daha sonra onlara da değineceğiz. Şimdi 1 dediğimizde bize 22 sonucunu vermesi gerekiyor. F5'e bastım. Butona tıkladım. Gördüğünüz gibi 22 sonucunu aldım. Array ile listenin arasındaki farklar bu arkadaşlar. İkisinin de kullanım alanları farklı. Aslında aynı alanlarda kullanabilirsiniz. Bize sağladığı faydalar farklı. Kolaylıklar farklı arkadaşlar. Bugünkü dersimiz de bu kadar.
Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.